Sıfırıncı saniyede uzay ve zaman yoktu. Karanlık yıllar. 13'sü eksi 6 saniye sonra kuarklar, baryonlar ve Higgs bozonu gibi atom altı yapılar oluşmuştu. 1 saniye sonra atom altı yapılar birleşerek proton ve nötronları oluşturdu. 10 saniye sonra elektronlar oluştu. 1000 saniye sonra proton, elektron ve nötronlar birleşerek ilk atomlar oluşmaya başladı. Ancak ortam çok sıcak olduğu için çok kararsızlardı ve hemen parçalanıyorlardı. 47 bin yıl sonra madde antimaddeden kurtuldu ve evrenin hakimi oldu. 100 binli yıllarda bulut sular oluşuyor. 200 bininci yılda kararlı hidrojen ve helyum molekülleri oluşmaya başladı. 300 bininci yılda bulut sular evreni sardı. 1 milyonuncu yılda sıcaklıklar hala yüksekti. Bu dönemde bulut suların kümeleşmesi çok zordu. 1000'li yıllarda ilk yıldızlar oluşmaya başlıyor. Bu zamanda oluşan yıldızlar metal içermezler. 200 milyon yıl sonra gözlemleyebildiğimiz en eski yıldız 13.6 milyar yaşında olan Metuselah yıldızıdır. Metuselah ismi mitolojide 969 yıl yaşadığı söylenen figürden gelmektedir. Yıldızların doğuşu. Tüm yıldızlar yer çekiminin etkisi altında büzüşerek protostar adı verilen sıcak, dönen yapılar oluşturan gaz ve toz yığınlarından doğar. Büyük patlamadan 300 bin yıl sonra ilk bulut suların oluştuğunu önceki bölümde anlattık. Bulut sular oluştuktan milyonlarca yıl sonra ortam yıldızların oluşması için uygun sıcaklığa düşmüştü. Bu bölümde bulut sulardan yıldızların nasıl oluştuğunu görüp yıldızların yaşam öykülerini anlatacağız. Protostarlar, bulut suda yer çekimi kuvvetiyle oluşan yıldız öncesi yapıdır. Yer çekimi o kadar artar ki belli bir süre sonra kütle ve basınç arasındaki ikilem patlamaya neden olur. Bu patlama sonucu yıldızlar oluşur. Yıldız oluşturan bölge. Bu yoğun yıldız oluşumu bölgesi Pelikan bulutsusu olarak bilinir. Çünkü bir kısmı, bu görüntüde üst tarafa yakın, bir pelikanın kafasına benzemektedir. Yaklaşık 200 bin ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Görüntüdeki parlak mavi nesneler, Dünya ile bulutsu arasında bulunan yıldızlardır. Protostarlar yıldızları, yıldızlar da protostarları oluşturur. Yoğun gaz bulutları protostar oluşturmak üzere toplanır. Yer çekimi etkisiyle protostarlar büzülür ve yıldızları oluşturur. Yıldızlar yaşamları boyunca uzaya madde salar, bazıları ise patlarlar. Yıldızlardan gelen gaz ve tozlar yıldızlar arası malzemeyi oluşturur. Küçük protostarlar küçük yıldızlar üretir. Küçük yıldızlar. En küçük yıldızlar Güneşimizin 1/4'üne kadar kütleli, nispeten soğuk ve sönüktür. Kızıl cüceler olarak bilinirler. Bunlar yüz milyarlarca yıl parlayabilir. Yaşlandıkça yüzey sıcaklıkları artar, mavi cücelere dönüşürler. Sonra beyaz cücelere ve nihayet soğuk, ölü siyah cücelere dönüşürler. Orta protostarlar orta büyüklükte yıldızlar üretir. Orta yıldızlar. Güneşle yaklaşık aynı kütleye sahip yıldızlar milyarlarca veya on milyarlarca yıl yaşarlar. Yaşamlarının sonunda kırmızı dev yıldızlara dönüşürler. Kırmızı bir dev, gezegenimsi bulutsu adı verilen hayaletimsi bir enkaz bulutu oluşturmak için
dış katmanlarını atarak barışçıl bir şekilde ölür. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Kırmızı dev, orta kütlede bir yıldızın çekirdeğindeki hidrojeni bitirdiğinde oluşur. Çekirdek yakıt olarak helyumu kullanmaya başlarken hidrojen çekirdeği çevreleyen bir kabukta yakıt olarak yakılır. Aynı zamanda yıldız dev bir boyuta genişler. Tüm yakıtı tükendiğinde kırmızı bir devin dış katmanları dökülür. Gezegenimsi bulutsu, kırmızı bir devin saçtığı, genellikle güzel ve karmaşık bir şekle sahip, parlayan bir madde bulutudur. Gezegenimsi bulutsular yalnızca on binlerce yıl dayanır. Beyaz cüce, kırmızı devin çekirdeğinden geriye kalan tek şey, bir gezegenimsi bulutsunun kalbinde bırakılmıştır. Beyaz cüce adı verilen küçük, parlak bir yıldız. Bu, çevredeki bulutun parlamasına neden olur. Uzun bir süre sonra siyah bir cüceye dönüşür. Ve büyük protostarlar çok büyük yıldızlar üretir. Büyük yıldızlar. En yüksek kütleye sahip yıldızlar büyük yıldızlardır. Güneş kütlesinin 8 katından fazla kütleye sahiptirler. Milyonlarla, yüz milyonlarca yıl arasında ölçülen en kısa ömre sahip yıldız çeşitleridir. Genellikle hayatlarının çoğunda beyazdan maviye değişen renkler alır, yaşlandıkça kızarır ve mümkün olan en muhteşem ve şiddetli şekilde ölürler. Kırmızı süperdev. Büyük bir yıldız çekirdeğindeki tüm hidrojen yakıtını bitirdiğinde helyum atomlarını yakmaya, enerji üretmeye başlar. Sonunda çekirdekte helyum da biter. Demir atomu oluşana kadar atomlar durmadan birleşerek değişir. Aynı zamanda yıldız kırmızı bir süperdeve dönüşür. Çekirdek demire dönüştüğünde yıldız yer çekimine dayanacak kadar enerji üretemez ve şiddetli bir şekilde çöker. Ardından bir süpernova da patlar. Kırmızı bir süperdev, nükleer füzyon reaksiyonlarıyla daha fazla enerji üretemediğinde bir süpernova patlamasıyla parçalanır. Yıldızın dış katmanları çekirdeği kendi üzerine çökmeye devam ederken uzaya yayılır. Yıldızın çekirdeği kütlesine bağlı olarak bir nötron yıldızı veya bir kara delik oluşturmak üzere patlar. Süpernova patlaması sonucu kalan çekirdek, Güneşimizin 1.4 ila 3 katı kütleye sahipse, yaklaşık bir şehir büyüklüğüne ulaşıncaya kadar küçülür ve bir nötron yıldızı haline gelir. Öfkeli bir hızla dönen nötronlardan oluşan inanılmaz derecede kompakt bir nesne oluşur. Nötron yıldızları o kadar yoğundur ki bir çay kaşığı dolusu madde yaklaşık 10 milyon tonluk bir kütleye sahiptir. Süpernova patlaması sonucu kalan çekirdek Güneş'ten 3 kat daha büyükse bir atomdan sonsuz derecede daha küçük olana kadar küçülür ve bir kara delik oluşturur. Hiçbir şeyin ışığın bile kaçamayacağı bir uzay bölgesi oluşur. Özetlersek, küçük yıldızlar kırmızı cüce olarak hayatlarına başlarlar, daha sonra mavi, beyaz ve siyah cücelere dönerler. Orta yıldızlar yavaş yavaş kırmızı deve döner, daha sonra gezegenimsi bulutsu olduktan sonra siyah cüce olurlar. Büyük yıldızlar kırmızı deve dönüştükten sonra süpernova patlaması geçirirler. Yıldızların boyut kıyaslamasını yapalım.
Dev yıldızlar. En büyük yıldızlar yaşamlarının sonuna doğru muazzam bir şekilde şişip parlamış olan yaşlanan yıldızlardır. Dev yıldızlar güneşten 200 kat daha geniştir ve binlerce kat daha parlak olabilir. Süper devler ve hipergantlar güneşten 2000 kata kadar daha geniş ve 1 milyar kata kadar daha parlaktır. Mavi süper dev güneşin bir yılda ürettiği enerjiyi 6 saniyede üretebilir. Cüce yıldızlar yıldızların çoğunu oluşturur ve nispeten küçük ve sönüktür. Bunlar güneşin büyüklüğündeki yıldızları veya biraz daha büyük ve kırmızı cüce adı verilen daha küçük yıldızları içerir. Ayrıca dış katmanlarını kaybetmiş dev yıldızların minik, yoğun kalıntıları olan beyaz cüceleri de içerirler. Yıldızların renk sıcaklık ilişkisine bakalım. Bir yıldızın rengi yüzeyinin ne kadar sıcak olduğuna bağlıdır. En sıcak yıldızlar mavimsi bir ışık üretirken daha soğuk yıldızlar turuncumsu bir kırmızıdır. Bu renkleri farklı yıldızlara yakından bakmak için dürbün kullanarak net bir gecede görebilirsiniz. Yıldız şemasını inceleyelim. Yaklaşık 100 yıl önce iki gökbilimci yıldızları sınıflandırmanın ustaca bir yolunu keşfetti ve bu aynı zamanda her yıldızın yaşamında ulaştığı aşamayı da gösteriyor. Gökbilimciler Hertzsprung ve Russell bunu altta sıcaklık ve yanlarda parlaklığa sahip bir yıldız grafiği yaparak yaptılar. Güneşimiz de dahil olmak üzere çoğu yıldız ana sekans adı verilen diyagramdaki bir gruba düşer. Bunlar çeşitli renklerde küçük ve orta boy yıldızlardır. Bir yıldız hangi bölümlerden oluşur? Bir yıldızda enerjinin nükleer füzyon reaksiyonlarıyla üretildiği merkez çekirdektir. Enerjinin fotonların emisyonu ve yeniden emilimi yoluyla yavaşça zikzak çizdiği bölge ışınım bölgesidir. Takoklin, ışınımsal ve konvektif bölgeler arasındaki geçiş bölgesidir. Enerjinin gazın kütle hareketleriyle iletildiği bölgeye konvektif bölge denir. Yıldızın ısı, ışık ve diğer radyasyonun uzaya aktığı görünür yüzeyine fotosfer denir. Kromosfer, fotosferin üzerinde düzensiz bir atmosfer tabakasıdır. Kromosfer ile korona arasında sıcaklıkların arttığı dar tabakaya geçiş tabakası denir. Kromosferden bile daha sıcak olan dış atmosfere korona adı verilir. Yıldız yüzeylerinde patlamalar gerçekleşir. Gelecek bölüm kırmızı süper dev yıldızın yapısını inceleyeceğiz.